Merhaba değerli izleyiciler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere özel bir video çekmek istedim. Daha doğrusu yakın bir zamanda videolarımın altına bir yorum geldi. Yorumda nastolka, skolka, stolka, paskolku, pavsiyodu kelimelerini açıklayabilir misiniz? Açıklayan bir video çekebilir misiniz diye bir yorum vardı. Ben de izleyicilerimi kırmamak adına bu isteği yerine getirmek istedim. Ondan ötürü bu videoyu çekmeye karar verdim. Sizin de aklınıza takılan herhangi bir konu olursa veyahut da öneri bir videonuz olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. O konu üzerine de kesinlikle bir video çekeceğim. Dersimize geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapmak isterim. Kanalımıza abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Hoşunuza gitmediyse beğenmedim butonuna da basabilirsiniz. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Hazırsanız ilk kelimemize geçelim. İlk kelimemiz nastolka. Nastolka hem zarf olarak yani nareçi hem de bağlaç yani sayuz olarak kullanılmaktadır. Nareçi olarak kullanıldığı zaman yani zarf olarak kullanıldığı zaman stol, tak, da takoyステープnin eş anlamlarına sahiptir. Bağlaç olarak kullanıldığı zaman tak eş anlamına sahiptir. Nastolka kelimesinin Türkçesi ise o denli anlamına gelmektedir. Örnek cümlelerimizi inceleyelim. Ya не мог предположить что он настолько глуп. Onun o kadar aptal olabileceğini hiç düşünmemiştim. Burada zarf olarak kullandık. Onun o denli aptal olabileceğini hiç düşünmemiştim. Peki bağlaç olarak kullanıldığı zaman nasıl bir farklılık gösteriyor? Onu inceleyelim. On ne mog ni slova. Nastolka yivo parazila novosti. Haber onu o kadar etkilemişti ki bir kelime dahi söyleyemedi. Şimdi aradaki farkı size şu şekilde açıklayalım arkadaşlar. Bağlaç olarak kullandığınız zaman virgülle ayırmamız gerekir. Ayrıca ardından cümle kurmamız gerekir. İkinci cümleye dikkatli şekilde bakın. Öznemiz var, fiilimiz de var. Yani eylemimiz de var. Novist, özne anlamında haber. Parazila, yani eylem etkilemek anlamındadır. Fakat ilk cümleye baktığımız zaman nastolka'dan önce virgül kullanmadık. Ayrıyetten sıfatın önüne ekledik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hızlı bir şekilde e, diğer kelimemize geçelim. Diğer kelimemiz skolka. Yani çoğumuzun da bildiği üzere ne kadar anlamına gelen kelimemizdir. Yine Mesta imeni yani adıl veya da zamir diye çevirebiliriz kullanım alanı vardır. Nareciye yani zarf olarak kullanımı vardır. Yine aynı şekilde sayus yani bağlaç olarak kullanımı vardır. Skolka tibelliat hepimizin bildiği bir cümle. Kaç yaşındasın? Ya inip adzreval skolka tam starh книг Orada ne kadar kitap olduğunu ne kadar kitap olduğundan hiç şüphe duymamıştım. Dikkatinizi çekerim. Burada ne kadar e, anlamı verdik. Kaç değil de ne kadar. Skolikanın farklı kullanım alanları da mevcuttur. İlk anlamına baktığımız zaman bir şeyin e, ne kadar çok olduğunu belirttiğimiz zaman kullanırız. Bir şeyin bir kişinin bir nesnenin ve benzeri şeylerin ne kadar fazla olduğunu vurgularız. "Skolka let, skolka zim." Ne kadar yıl, o kadar kış. Yine "skolka"nın "naskolka" anlamı da vardır. Burada ise "e kadar" e, anlamı vermektedir. Örneğimizi incelersek sizin için daha da aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Skolka ya panimayu veyahut da skolka ya znayu. Skolka ya anladığım kadar. Skolka ya znayu bildiğim kadar. Skolka yerine naskolka kelimesini de bu cümlede rahatlıkla kullanabiliriz. Naskolka ya panimayu veyahut da naskolka ya znayu. Ee, bu cümleler sadece örnek cümleler arkadaşlar. Bu cümleleri çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz üzere anlamda hiçbir değişiklik olmadı. Skolka'nın bir diğer anlamı ise kak dolga. Yani ne kadar süre. Skolka taziz, Ne kadardır sen buradasın? Yani zaman anlamında soruyoruz. Dikkatinizi çekelim. Ne kadar zamandır anlamına gelmektedir. Bir diğer kelimemiz ise Stolka Stolka Mesta imeni yani zamir Nareciye yani zar Ve sayus yani bağlaç Olarak kullanılmaktadır Stolka Yine o denli Anlamına gelmektedir O denli o kadar o kadar fazla On fçera, Stolka pil. Dün o, o kadar şarkı söyledi ki Diye çevirmemiz gerekir ya никогда не видел столько золота. Ben hiçbir zaman o kadar altını görmedim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir diğer kelimemize geçelim. Bir diğer kelimemiz paskolku. Paskolku bağlaç olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Bağlaçlar için ne demiştik? İki cümleyi birbirine bağlaması lazım ve genellikle cümle ortasında ise virgülle ayırmamız gerekir. Все идут учиться, поскольку есть интерес к знаниям. Herkes bilgiye ilgisi olduğu kadar öğrenmeye gider. Gördüğünüz üzere, paskolkuyu e, e kadar e, olarak çevirdik. Herkes bilgiye ilgisi olduğu kadar olduğu kadar olarak çevirdik. Поскольку ты согласен, я не возражаю. reddetmek, itiraz etmek, karşı çıkmak anlamlarına gelmektedir. Burada ise поскольку kelimesini zira olarak çevirebiliriz. Veyahut da olduğuna göre olarak çevirebiliriz. Şimdi cümle çevirisine bakalım. Поскольку ты согласен, ya Nivazrajaya, sen razı olduğuna göre ben itiraz etmiyorum. Son istek kelimemiz ise siyodu idi. Siyoduyu zarf olarak kullanırız arkadaşlar, yani nereciye. Siyodu'nun eş anlamları da mevcuttur. Eş anlamları ise vezge, pafsi ve pafsiyodu. Zaten e, tahmin ediyorum ki vezde kelimesini gördüğünüze göre Siyodu'nun da anlamını öğrenmiş e, tahmin edeceksinizdir. Siyodu kelimesi her yerde anlamına gelmektedir. Sigda, if mir, Bul, polen, napoleonov, i, Makedonskih. krome, atatürka, on, unas, yedinstvenni. Her zaman ve her yerde dünya Napolyonlarla Makedon e, Makedonskiler Makedonskilerle doludur. Atatürk dışında o bizde yeganedir. yeğanedir. Şurada da bir vurgu yapmak istiyorum. Polan kelimesine e, telaffuzunu doğru yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Polan diye telaffuz ettiğimiz zaman e, dolu anlamına gelmektedir. Polney kelimesinin kısa halidir. Polan. Fakat bu kelimeyi dönüp de palon diye telaffuz ederseniz rehine anlamına gelmektedir. Umarım sizler için aydınlatıcı bir video olmuştur. Aklınıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine istek videolarınız olursa yorumlar kısmında belirtiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.